İkinci bir soru. Burada iki tane kısa soruyu beraber zikredeceğim. Selamun aleyküm demiş. Namazda ağzını oynatmadan sureler okunur mu? Demiş birinci soru. İkinci soru ise demiş ki arkadaş, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Secdede kaç defa Sübhane Rabbiyel Ala zikri söylenilebilir demiş. Şimdi birincisi, kişi münferit olarak Fatiha suresini okursa kardeşler, İmam Malik hariç 3 tane imama göre kesinlikle kendi sesini duyabilecek şekilde ne yapması lazım? Kıraatini okuması lazım. Duyması lazım. Eğer kendi sesini duyamıyorsa bunu içinden okuması caiz değildir. Hani adam elini göbeğine bağlıyor, ne dudak oynuyor, ne ses geliyor. Bu adam içinden okuyor. Bu kıraat rukununu yerine getirmemiş oluyor. Dolayısıyla alimlerin çoğunluğuna göre bu caiz değildir. İmam Malik ise der ki, kişi dudağını oynatması yeterlidir der. Dolayısıyla soruda kastedilen neydi? Kişinin içinden okuması. Kişinin içinden okuması caiz değildir ama sesli, kendi sesini duyabilecek şekilde okuması kesinlikle olması gerekendir diyebiliriz. En kötü ihtimal, Maliki mezhebine göre kişi dilini oynatsa en azından bu ihtilaftan kurtulmuş olur diyelim, ama esas olan kişinin kendi sesini duyabilecek şekilde kıraatini yapmasıdır diyebilirim. Evet. İkinci soruya gelecek olursak arkadaşım, secdede kaç defa Sübhane Rabbiyel Ala diyebiliriz demiş. Burada ehli sünnet uleması bir kere söylemenin vacip olduğunu söylemiştir. Bir kere, en az bir kere vacip olduğunu söylemiştir. Biliyorsunuz namazın rükunları vardır, şartları vardır, vacipleri vardır. Bir kere okumak vaciptir demişler. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam 1, 3, 5, 7, 9, 11 aleyhissalatü vesselam secdede çok uzun süre kalırdı. Çokça Allah'ı bu şekilde zikrederdi ve başka dualar da eklerdi. Sormuş ya arkadaş, yani kaç kere yapabiliriz? Yani tekli sayılarda istediğin kadar yapabilirsin. Kısaca şunu söyleyelim, bir kere vacip olan, ondan sonra tekli sayılı bir şekilde istediğin kadar bunu söyleyebilirsin. Evet.